Herkese merhabalar. Merhaba. Bugün Pendik'teyiz. Evet, Pendik bizim çok uzağımızda bir yer aslında ama evet. Yaşadığımız yere. Ama çok ters. Merak ettiğimiz bir yer. Ve sevdiğimiz de bir yer aslında. Aynen öyle. Ve bugün bir misafirimiz var. Evet, çok önemli misafir. Çok önemli misafir. Hürriyet gazetesi gastronomi yazarı Ebru Erke. Şu an baklavacının önünde bizi bekliyor. Uzaktan el sallıyoruz. Aynen öyle. Biz açılışı yapıp onun yanına gidiyoruz ve güne neyle başlıyoruz? Gaziantep baklavası. Heyecanlıyız böyle. Börek, baklava, şöbiyet, burma kadayıf. Biz çok açız. Program ve... ilk bölümde ilk yerde bitiyor abi. Böyle olur mu ya? Hadi gidelim. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Selamlaşalım. Selam Ebru. Hoş geldin. Biz orada açılış yaparken sen burada bizim baklavacının önünde bekliyordun böyle. Açsın değil mi? Açım tabii canım, hiçbir şey yemeyim. Çok gelinir mi böyle bir gezi şeye? O zaman şöyle yapıyoruz. Gaziburma'dayız bu arada. Evet. Gaziburma'da güne Gaziantep lezzetleriyle başlıyoruz. Aynen. İlk olarak börek yiyeceğiz. Ardından şöbiyet alacağım. Burma. Lütfen tamam. Atlama burmaya. Bir de başlangıçta damardan yani. Tabii. Ama öyle ya, başlayacaksak tam olsun yani. Ben o zaman içeri giriyorum. Top siz burada sohbet edin gene. Geliyorum. Biz böyle muhabbet edelim. Nasılsın, ne var ne yok? İyidir vallahi. Nasıl gidiyor gazete? İyi ya. Oğuzcum iyi gidiyor. Biliyorsun hem gurme seyahatimiz var. Evet. Evet. Seyahat ekinde. Bir de pazar günleri de gastronomi yazıları. Yanlar kapalıyken de boş durmadık. Sürekli evet. Bir biliyorsun işte şeyler vardı. Yani benim gördüğüm kadarıyla bir peynir üzerine bir belgesel yaptın. Evet. Arada kaçırmış olduğun var mı? Yok. Zaten çayla başladık. Evet. Peynire başladık ama tabii peynirde yurt dışına çıkamadığımız için doğru. Tamamen yurt içinde çektik. Önce bir böyle üzüldük ya işte bir sürü şey eksik mi kalacak diye ama o kadar iyi oldu ki. Ya benim bilmediğim ki bak bunca yıldır bu şeyin evet, içindeyim biliyorsun. Bilmediğim ilk defa gördüğüm o kadar çok peynir hadi çıktı. Ya. Arkadaşlar bizim ülkemizin peynir çeşitliliği yok. Burayı biliyor muydun? Adını duydum ama evet. Gelmedim önce. İyi, o zaman bize kısmetmiş. Çok iyi oldu. Güzel. Ben zaten böyle vitrinden ayrılamadım. Bekliyorum. Vitrin yani vitrin önü ve koku zaten bana bir Antep'teyim havası veriyor. Onur geldi. Aynen öyle. Ben sen bunları paket yaptırdın. Yani şimdi ayaküstü yiyeceğiz ya o yüzden tamam, paket tamam. Yaptırın. O zaman aynen. Parka geçelim direkt. Parka geçelim. Evet. Çok güzel söyledin. Antep'i andırıyor diye. Evet. Orada böyle bir adap ve usul. Aynen öyle. Yani aynen Antep'i öyle. Baklavacı usta. Şeyle bekliyor, Polonya'yla bekliyor evet. Kapıda. İşte burada hepsi önlükler. Evet, evet. Falan. O müşteriye hitap şekilleri bile değil mi? Ne kadar özel. O kültürü ne burada da yaşatıyor İstanbul'da. Hadi geçelim. O zaman. Acıktık. Efendim hoş geldiniz hoş salonumuza. Çayımızı da verdik. Evet, aynen öyle. Hemen şöyle gösteriyorum Gaziburma'nın. Antep usulü. Sen biraz abartsaydın. Hani birer dilim alıyorduk. Yani doldurmak, burayı boş bırakmak olmasın. Ebru Erke geliyor. Ebru Erke geliyor. Boş bırakmak olmaz. Ebru'cum. İki çeşit vardı. Hangisinden aldın? Bir kıymalı vardı, bir peynirli. Peynirli. Vardı. Peynirli aldım. Bari dolduraydın, kıymalı bir da alaydın şey ya. Ama yine de ben bu tarz böreklerde peynirliyi çok daha fazla seviyorum. Ama... Normalde kıymalı favorim. Bak ben de kıymalıyı seviyorum ama buradan sonra et yiyeceğimiz için sabaha peynirle bak. Çok düşüncelisin ya. İnanılmaz ya. İnanılmaz ya. Direkt yüklenme. Hadi buyurun. O zaman. Buyurun. Dengeli beslenelim. Açılışı sen yap. Sade yağlı baklava hamuru. Arasında da 3 çeşit peynir var. Evet. Hangi peynirler olduğunu söylemeyelim. Ebru. Dumanı üstünde yalnız. O kadar iştahlı yedin ki. Oğuz onu tek hamlede. Yok atamam ya ben bunu. Yapar. Oğlum düşecek. Yapar. Yaptı be. Burada arkadaşlar köşeleri alacaksınız. Bakın köşeleri oynayacaksınız. Çıtır diye değil mi? Ben misafirim de köşeyi bıraktım size şey olmasın. Çıtır çıtır o köşe. Bir şey diyeceğim beklediğimden çok daha iyi ve daha bayağı iyi. Özlediğim Antep tadı var bunda. Şundan bir kilo olsa şu anda oturup burada yeriz. Yani o halde. Ben de tadı bırakacağım demiştim. Antep'te Murat Güllü'nün kulakları çınlasın. Hakikaten çok iyi börek yapar. Ama bu İstanbul'da köreltir. Antep vallahi hasretini köreltir. Gerçekten çok güzelmiş. Beni şu an köreltiyor. Bence sen onu bizim ekibe yer. Yoksa biz onu yersek bugünün sonu gelmez. Sen o baklavaları açarken Onur Ebru da bilir. Sen de çok iyi biliyorsun. Sistem aynı Antep sistemi. Sabah imalathaneden baklavalar geliyor.
Arabayla. Arabayla kapının önüne çekiyor ve içeriden tepsi tepsi tek tek taşınıyor. O araç ilk açıldığı an bütün sokak sağlayan bakıyor. Olacak iş değil yani. Bu şeyi gördünüz mü? Müthiş bir sirkülasyon var evet. içeride. Bu aynen. zaten mekanın başarısını sorgulamaya gerek yok. Kesinlikle öyle. Giren, çıkan. Bir şey diyeceğim. Bence onu elinle al. Elinle al. Elinle evet al. Ya evet. Aynen evet, elinle. Her şeyde artık. Siz bu o kadar kibarsınız diye. Yok. Sen geldiğinde biz kibarlaştık. Bu ilk mekanımız evet. O yüzden yani. Yani alıştıra alıştıra başlıyoruz. Şu an birbirimizi tanıyoruz. Çıtır çıtır. Evet. İçi zaten ve çok bol. O hamur kısmı çok ince. İç malzemesi daha ön planda. Hamur gibi oluyor bazıları yani o hakikaten. Bu neymiş ya? Antep'ten çıkan en lezzetli şeylerden biri olabilir herhalde değil mi? Şöbiyet. Genellikle biz Antep'e gittiğimiz zaman ya işte Güllüoğlu'nda ya da Zeki İnal'da yiyoruz. Bir efsane efsanedir. Evet. Yılların Zeki İnal'ı. Şöbiyet konusundan. Herkes koşar yetişmek için çünkü bitiyor ya. Evet. Bitiyor. 3'te mi bitiyor? 4'te mi bitiyor? O kadar bile kalmıyor hatta. Bitmesin. Bir de bitiyor. Yanlış hatırlamıyorsam günde böyle 30-35 tepsi yapıyor. Bittiğinde bitiyor yani. Hatta ayırtman gerekiyor. Ben bir tane mi yesem ya? Sen yeme çocuklara bakalım. Onlar bugün diyetteler. İlkay geçen bölüm ağlıyordu çok yedirdiniz bana diye. Şimdi biz burada Onur içerideyken ve sabah açılışı yaparken birkaç esnafla konuştum. Esnaftan sordum hazır çarşı içerisine gelmişken nerede ne yiyebiliriz diye. Şu hemen arkada bir kebapçı varmış. Buranın eski kebapçılarından. Bir oraya uğrayalım. Çaylarımızı içiyoruz, dönerciye geçiyoruz. Biraz bir şey yerleşsin. Yerleşsin, bekleyelim. Biraz bekleyelim. Şu anda geldik, konuk kebaptayız. Gazeteci olunca hepimizden önce davranıyor. Bir anda girdi, içeride röportaja başladı Ebru. Bakalım İstersen ne yapıyor? Bize girelim, aynen. Şimdi o taze taze bilgiler öğrenmiştir. Ebru merhaba. Ebru'yla tekrardan karşılaşmış gibi oldu. Valla. Sen öğrendin herhalde değil mi? Bizden önce içeride davranınca. Döner var, çorbalar var. Bu arada aslında şey de varmış, daha fazla sulu yemek varmış ama şimdi pandemi... Pandemi sebebiyle yok. Lahmacunu, sen söylemiştin evet. Ya, lahmacunu meşhur diye. Urfalılar, aile Urfalı, İsoğlu'da yapıyormuş. Ben çok güzel, çok güzel. Döner de güzel gözüküyor bu arada. Porsiyon yapalım tabakta. Tamam. Tık 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 tadına bakarız. Yeter mi ya bize öyle? Yetecek, mecburen yetecek. Bir tabak mı olacak, üç tabak mı? Bir tabak. Tamam, peki. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldin. Hoş bulduk. Abi sen bize şöyle bir 150 gram döner keser misin? Hadi buyurun. Teşekkürler. Buyurun. Şimdi önce dönerden başlayalım. Önce bir istiyorsan bekle Ebru başlasın. Olsun. Bir şey diyeceğim. Artık alıştık birbirimize ya. Heyecan ya. Artık alıştık birbirimize. Ama soğumaması lazım. Çocuk haklı. Yalnız bayağı İskender gibi ya o. Zaten bu İskender gibi döner. Bir tık daha tuzlu olabilirdi bence. Sen ne diyorsun Ebru? Tuzu iyi. Tam İstanbul damak tadına uygun bir döner bu aslında. Farkında mısınız? Evet. Tamam. Yağ oranı çok güzel. Kuzu yok. Sırf dana. Sırf dana olduğu zaman işte zaten kıymayı koymak zorunda. Kıyma koymadığında çok sert oluyor. Güzel ben beğendim. Buna eminim bir şey sorayım. İskender yesek daha keyif alırdık. Çünkü yağlı. Evet çok bir güzel. Bir de lahmacun tadına bakalım. Lahmacun da... Ama bir dakika lahmacunu da... Tam Urfa usulü. Evet. Yarısını bana verdin ama. Al sen misafirsin. Tam şey yine de ben böleyim buradan. Biz Onur'la diyetteyiz. Ya, sen Urfa usulü yaptın. Gerçi Urfa'da biraz daha büyük yapıyorlar ama İsoğlu'da olurdu evet. En azından. Ama konuk kebapta döner gerçekten hani birinci tercihimiz olur gibi gözüküyor. Ve bunu gerçekten çıkar çıkmaz şöyle yemek ayrı bir şey. Yani tabii böyle o paket serviste işlemi yüzden lahmacunu maalesef ya, en çok satılan şey ama. Hamburger, döner yani. Vesaire yani o ateş görmüş etlerin pakete girmesi olayı bitiriyor. O yüzden çıktı mı 5 tane içerisinde direkt yiyeceksin. Hamur üstüne direkt. Arasına bir tane. Arasına hemen. Şu kadar kaldı onu da. Dur. Şöyle yatırayım arasına. Ay yarabbim of. Ebru da bizden ya. Ebru da yoldan çıkardık. Tabii ki. O zaman şimdi merkezde, daha doğrusu çarşıda işimiz bitti. Şimdi biraz böyle boşnak lezzetlerine doğru gidelim. Malum Pendik'teyiz. Birazcık böyle bir boşnak havası alalım. Evet. Ne dersiniz? Aslında hay. Pendik dediğiniz an aklıma ilk gelen oydu zaten. Boşnak yemekleri evet. Ve Boşnak bir mahallesi. Şey burada. Olsun dedik böyle bir hani Antep özlemi giderelim çok istedik. Çok iyi oldu ama. Hazır çok lezzetli. Çarşıya da geldik. Bir çarşıyı da özlem giderelim. Çünkü çarşıyı seviyoruz. Sen evet. De seviyorsun. Onur da çok sever. Ben de seviyorum. Şimdi yavaştan bir Sapanbağları doğru yol alalım. Hadi.
Pendik'teki yeni durağımız Baş Çarşı'ya Börek Evi. Burası bizim çok sevdiğimiz börek. Boşnak böreğini yiyeceğimiz yerlerden yani biri. Buraya Boşnak Mahallesi'ne gelip de börek yememek gibi bir şey. Döverler imkansız. Bize. Olmamalı yani. Olmamalı. Bir de birkaç alternatif var. Biz evet. Burayı bir şey yaptık değil mi? Referanslı geldik buraya. Aynen öyle. Hemen gerisinde Hanım Eli var. Ben oraya iki kere gitmiştim. Oranın mantısını çok severdim. Bu sefer de bu mahallede yaşayan bir arkadaşım burayı tavsiye etti. Şimdi biz burayı denemek için geldik. Biraz öncesinden sohbet etme şansımız oldu. Zaten klasik yani. Mostra'dan göç etmişler. İçeride anne var, hala var. Aile işletmesi. Çok tatlı. Mis gibi. Ben o zaman porsiyonları söylüyorum. Siz bana bırakın. Elini korkak alıştırma. Tamam, siz bana bırakın. Mantıyı alayım da sen bunu yedin mi yolda? Yolda atıştırdım bir tane. Şey yapıyorsun değil mi? Aynen öyle. Bu ıspanaklı. Şuradaki boşluk. Ya buradaki boşluk. Burada iki tane daha olacak değil bir mi? Bir tane attım orada. İki tane atmışsın burada. İki tane. İdare et. Adam yoğurdu da dökmüş ya. Şimdi ıspanaklı. Bu ıspanaklı. Bu boşnak mantısı. Ama içerisinde kıyma yok. Et var. Et var. Hemen göstereyim mi? Göster. Ne kadar dengeli besleniyoruz ama bakın yani otu da yiyoruz. Küçük. Hepsi bir arada. Küçük. Ebru'cum sen de bu... Hemen ben şeyden başlıyorum. Ben de yoğurda batırayım ya. Yalnız gerçekten şansımız oldu. Çok ince hamuru. Biz geldiğimiz anda fırından çıktı ya. Böyle bir şey olur mu? Haberde gelsek bu kadar denk olur. Kaynanan seviyormuş olsun. Ne kadar güven veriyor değil mi? İçeride kadınlar açıyor, onu görüyorsun. Aynen öyle. Bir şey ama yani şey... Aile işletmesi. Evet. Şu neymiş o? Bu arada böyle ben hep gördüğüm zaman aynı espri yapıyorum da Wi-Fi şeklinde değil mi böyle? Wi-Fi börek. İsmail çok güzel de ben bu burası böreği. Burası da yapıyormuş ama sipariş üzerine yapıyormuş. Bir de plaska var duruyor değil mi? Mısır, böyle mısır unu falan yaparlar. Aman tanrım. Çok acayip. Keyfin yerinde biz burada muhabbet ediyoruz. Bir konuymuş istersen. Ya ben... bir sesin çıksın. Onur bize katılmak ister misin? Ben bir 100 gram yiyeyim de ondan sonra. Bu arada... Of bu da çıtır. Bir şey söyleyeyim mi? Ben şeyi daha çok sevdim. Bana. Boşaltma. Bu da çok güzel. Onun da bir kazanlıklar var evvelden. Bu incecik daha böyle şey... Şey ayrılıyor katman. İçerisinin soğan. Et et olması da güzel geliyor. İçindeki evet. Soğan da çok güzel geliyor. Kıymada çünkü böyle hafif şey gibi oluyor. Böyle çamur gibi derler yani. Kötü bir şey benzetme evet. Belki ama şey yapış oluyor. Bu parça et de satır et de ayrı ayrı çok güzel olmuş. Ya çok güzel pişmiş buradaki yani. Favorim evet. Kesinlikle Alif bu. Değil. Ama ne yapsınlar etsinler bence şeyden fırından çıktığın ana denk getirsinler. Aynen öyle. Çok daha birazcık şanslı olmanız lazım. Ben duruyorum. Bıraksan hepsini yerim de duruyorum yani. Zaten biz bıraksak onları yiyecek. Maşallah onları bak. Maşallah su var. Durmuyor bak durmuyor. Konuşmuyor bile. Maşallah su var derler. Güneri Bey çok söyler. Ay kulaklarını çınlatalım. Çok seviyoruz öpüyoruz Güneri'cim oğlum. Maşallah su var der böyle arada. Onur Bey Instagram'dan şey soruyor. Onur Bey hepsini yiyor musunuz? Evet hepsini yiyor. Şimdi birazcık kuru et konusuna geçiş yapalım. Ne dersiniz? Evet. Olur. Sizi şimdi güzel bir kasaba götüreceğim ben. Aa tamam. Bu civara galiba veriyor kasap. Tabii ki. Et aynen. Veriyor, kuru et veriyor. Aynen öyle. İşletmelere veriyor. Kendisi yapıyor zaten çoğunu. Aha. Şimdi bir gidelim hikayesini de oradan dinleyelim. Devam edelim. Tamam. Ne oldu? Hani gidiyorduk? Uzaklaşamadık. Kapanış yapmamıza rağmen ne tatlıyla oldu çocuklar? Gidemedik ama şimdi tatlıya da çelleniriz yani. Şu tatlı da bir ara ne meşhurdu be. Balkanlar deyince tabii trileçe gerçekten üç sütlü demek ki trileçe. Aslında evet esası üç sütle yapılan. Yani manda şey sütü, bunun... koyun sütü, inek sütü aynen. Karışımı. Aynen. İlk kez böyle yok ta Güney Amerikalara falan dayanan bir muhabbeti vardı bunun sanki. Yani öyle belki, bir şeydi, değil belki mi? Çok benzeri yok, yapılıyordur bu... ama bunun ben başka bir şeyde görmedim yani. Balkanlar kesinlikle. Başka... Evet, senin çatanın eksik. bunun adı neydi? Bir dakika onu da... Dudeve. Dudeve, bu biraz daha cevizli. Bizim şekerpareye benziyor. Şekerpare gibi, kalburavaslı gibi. O gillerden. Ama şey çok tatlı değil mi? Alt onu. Evet. Bu böyle bayağı dağılıyor galiba ağızlara. Evet. Bak. Köşeden yanmışsın. Çok güzel. İçinin ne kadar sütsüz olduğunu görüyor musun? Özellikle sordum.
Çünkü bu şekilde hazır satan evet. çok fazla yer var. Ama kendileri yapıyorlarmış. Değil mi? Kendiniz yapıyorsun. Bir şey ve fark ediyor sütü şeyi. Bir şey söyleyeceğim. Bu çok farklı bir şeymiş ya. İçi bayağı süt süt şeyler ya. Şeyler farklı beş oluyor. Hazır olanlar. Tabii. Hazır olanı yediyseniz bu size daha farklı gelecektir. Hayır, gerçeği bu. Oğuz şey dedi. Ucundan bir çatal bakayım ve bırakayım ama dedi ama yarısı gitti. Böyle bir şey olduğunu tahmin etmiyordum. Bu ne ya? Ben bundan net yerim ya. Hmm. Abi baksana süt süt ya. Çok iyi. Gerçekten çok güzelmiş ya. Sütü de anlayacak. Dikkat. Başka tatlı kaldı mı? Söyleyeyim mi? Söyle. Kaç tane? İki. Yok. Üç. Yiyecek miyiz? Ben, yiyor muyuz? Yok yemeyelim. Ben yemem. Yok yemeyelim. Ama yerdim yani normalde. Yemeyer misin daha? Yok yemeyeceğim ya. İki iki. Vallahi yok. Bugün iki. Çünkü farklı yerlerde farklı şeyler yiyeceğiz o yüzden. Ama bir tane daha söyleyelim bari ya. Ya hiç Süreç inandırıcı söylemiyor mu? Yok bir falan tane, diyor ama hiç inandırıcı değil. Ekip yesin bari. Bir tane daha Trileçe alır mıyız? Kalanızı. Ama vermeyiz bak ondan sonra. Tamam ben çatalı bırakıyorum. Nereye geldik şimdi? Bir Boşnak mutfağına hafif girdik. İşte hamur işlerine bir giriş yapmıştık. Şimdi et kısmına geldik. Bol bol isli etler deneyeceğim şimdi size. Kasaba geldik. Eski kasap diyor. Burayı evet. sen buldun, sen seçtin ama aynen öyle. Pırıl pırıl. Pırıl pırıl, tertemiz. Pırıl pırıl aynen içerisi. Öyle. Girip bakalım. Hadi git bakalım. Kolay gelsin. Nasılsın? Kolay gelsin. Sağ olun, geldin. İçerisi çok güzel kokuyor. Neler var böyle burada ya? Bunu vay, bizim için hazırladınız galiba. Hemen bir sayabilir misin burada neler var? Bunlar dananın bir tek kısmına yapılan kuretimiz. Yağlı. Evet. Yağsız olarak. Diğerleri hindi mi? Bunlar hindi but ve hindinin göğüs kısmı. Bu da boşnak sucuğumuz. O da kuret tarzında süsleniyor dumanla beraber. Aha. Baharatı az olarak servisinde yapılıyor. Burada da soka var. Sokamız aynen. Meşhur. Peki anladığım kadarıyla et ürünlerinin hepsi size ait, siz yapıyorsunuz. Evet. Ve o işlemi bize bir anlatabilir misiniz? İsleme işlemi nasıl oluyor? Şimdi i̇sleme ilk önce etler, dağının daha çok yüksek kısmından yapıyoruz, kısmından. İlk önce temizleniyor, sinirlerinden ayıklanıyor, tuzlanıyor ve yaklaşık 10-15 gün odalarda bekletiliyor, soğuk odalarda. Daha sonra bizim özel bir odamız var, onun için tasarlanmış. Orada tavana asıyoruz. Altından odun ateşiyle beraber sadece odun, başka herhangi bir kimyasal veya ne. Odun olarak ne kullanıyorsunuz? Odun olarak gölgeyememişe kullanıyoruz. Bu sokaktaki birçok boşnak mutfağı olan meyhaneler falan hep sizden alıyor anladığım kadarıyla çoğunluk. Yani bazıları bizden alıyor. Birkaç tane de hani bu işi toptan olarak yapan babamın yaşlıları abilerimiz var, onlardan da alıyorlar. Böyle. Dedelerimiz böyle eskiler böyle sever yani çok kuru et. Çünkü evet. eskiden onlar asarmış tavanlara. Aylarca böyle artık çekişti yani annemlerin zamanında çekişti onu böyle kırıp yerlerdi. Şimdi tabii hani insanlığı biraz hani değişti yani ete bakış değiştiği için. Doğru. Çoğu insan da böyle hani eti böyle yumuşak seviyor. Aslında etin hakikisi hani böyle kuru etin hakikisi kuru olandır böyle. Hani iyice kurumuş olandır. Biraz daha sert olacak. Bu şimdi kontrafile kısmıydı değil mi? Kontrafile. Şu an elinizde antrikot yok. Antrikot perşembe çıkacak. Perşembe çıkacak. Evet. Önümüzdeki günler çıkacak. Evet. O zaman biz bunu hadi alalım. Dışarı çıkalım. Bir tadına bakalım. Hadi. Aldık o zaman. 3, 4, 5 çeşit deneyeceğimiz nereden et var. Başlıyoruz? Aslında şunlar daha hafiftir. Evet. Belki bundan başlamak lazım. Bunların biri but. Bu tahminimce göğüs. Arkadaş öyle söylemişti. Hindi. Aynen öyle. Hadi başlayalım. O zaman şununla başlayalım bir. Kısmetinde varmış iki tane. Alsaydın keşke. Bir şey söyleyeyim mi? Yanına bir duble bir şey istiyor ya. İs tadı çok ben güzel. Ben de şu göğüse bakayım ben. Bence şu göğüs olan sandviçlerin arasında çok iyi gider. Aynen öyle. Aynen böyle öyle. Ekşi güzel maya, ekmek. Domates, böyle. Mis gibi. Evet. Ben evet. şimdi şu ete bakmak istiyorum. Bak bakalım. Önce kokluyorum sonra yiyorum. Nasıl güzel mi tadı? Ben çok beğendim. İs kokusu acayip. Evet, bu Ebru. Daha az yağsız olanı, şimdi bir de yağlı olanı evet, deneyeceğim. Evet, valla ben direkt yağsızla... Ağza şey dağılıyor. Ebru beğendin mi? Beğendim valla. Tabii teyi daha çok beğendim. Şu kontrfileden yapılanı %100. Daha çok aynen. Çok şimdi iyi. Asıl ben onun yağlısına geldim ki yağlısını daha seveceğimi düşünüyorum. Alt tarafı hakikaten arkası gözüküyor ya yanına. Bunlar çok
tam sandviç içi ya da bir şey. Bunlar böyle tek başına yemelik. İşte tam meze dediğim bu. Tam bu meze. Şey gibi bu. Ya çerez gibi. Böyle. Ve nasıl tok tutuyor aslında şey. Diyetteyken falan en güzeli bu. Birkaç marşa bulunarak bayağı bir şey yapar. Tok tutar. Sürük de çok güzel bu arada. Onur her zaman diyette olduğu için. Evet aynı. Biliyorum. Ben bol bol yiyebilir. Onur cebinde taşısın. Nasıl bu etler? Kuru etler. Teker teker çıkarıp yiyeceğim. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Ben bir de sucu alayım. Biz ben. Bunları bitirelim. Hı-hı. Ardından da artık bir şunu masada oturup. Olur. Bir gerçek meyhane nasıl olur? Onu da görmüş olalım. Boşnak meyhanesi. Olur. Hiç oturtmayacaksın zannettim. Değil mi? En sonunda. Saatlerdir ama konseptimiz ayaküstü ya. Ayak o yüzden. Ama bir kadar. Güzel güzel bir sofra kurmaya gidiyoruz. Bu caddedeki en meşhur boşnak meyhanelerinden birinin önündeyiz. Şimdi bugün farklı bir şey yapıyoruz. Ayaküstü lezzetlerde ilk defa bir sofraya oturup Ebru'ya güzel bir sofra kurmak istedik. Benim zorunda aynen. Oturalım artık. Yoruluyorum çocuklar. Oturarak yiyelim dedik. Çok fazla vakit kaybetmeyelim. İçeride çok güzel yemekler var. Hadi girelim içeri. Paya gelenler bilir mutlaka. Yusuf abi burada uzun yıllardır bulunuyor. Kaç senedir Yusuf abi? 18 senedir. 18 sene. Vallahi. Düşünebiliyor musun? Ne kolay be. Aynen öyle. 18 yıl ömür. Yusuf abi biz bugün ne yiyoruz? Biraz yavaşla. Hayırdır sen? Abi sıcak ol, soğutmayın ya. Ha bir de çaktırmalım. Kuru etli boşnak pilavımız. Evet. Kuru etimiz. Boşnak turşusu. Soka. Süt, biber, kaymak turşusu. Bosna'dan gelen sucuğumuz. İsti sucuk. Boşnak köftesi, pleskavisa. Şimdi bunun bir tanesi soka. Soka bu. Bir de lipa salatası bize özgü olan közlenmiş kırmızı al biber, patlıcan, havuç, tamam. Yoğurt. Tamam. Beyaz olanı soka, süt, şu. Biber, kaymak. Bosna'dan geliyor zaten bize. Abi bir şey soracağım. Şu etle şu et farklı. Biri antikot, o Bosna'dan gelen antikot. Bu. Sucuk. Yağlı evet. Biraz da. Yağlı. Bu normal burada bildiğimiz kuru et, biz kendimiz imal ediyoruz, kendimiz yapıyoruz. Şeyden mi, bonfileden mi bu? Tranştan. Ha tranştan, evet. Tamam. Abi peki şimdi bunlar var ya, biz bunu bir şey sürmemiz lazım herhalde, ekmek yok mu bir şey? Hemen. Ekmek varsa bir de bir şey daha var, yani böyle bir şey söylüyorsak yanına bir de evet. Böyle bir pilav varsa, meyhane pilavı varsa yanına da birer duble bir şey içelim yani. Ne içmemiz gerekiyor bizim yanında? Boşnak rakımız var. Tamam. Yusuf abi o zaman birer tane de senden olur. Bir şatlık böyle alabilir miyiz buraya? Teşekkür ederiz. Bizdeki gibi üzerine su ekledik içmiyor bu. Yok direkt bu, sek içiyorsun. Normal sek. Aynen şimdi, öyle. Şimdi güzel yakar bize. Şeye benzemez. Oo yalnız şey de çok iyi. Bardaklar. Sistem. Yüzde kaç abi bu? 45. 45. Ev yapımı zaten bu. Evet. Ebru'cum sana şöyle takdim evet, ediyorum. Teşekkürler efendim, sağ olunuz. Çok da zarif şeyler. Evet ya, sunumlar da çok güzel. Valla sunum harika ya. Ooo kokusuna bakın. Oh. Bu ne ya? Meyve likörü falan gibi değil mi? Oh. Arkadaşlar ayaküstü lezzetlerde ilk defa bir sofra kurup tembel Ebru Erken'in şeyine ayakta duramayan. Bayağı tekile gibi oh, ya. Çok güzel geldi. Yani. Vallahi tekile gibi. Limon var mı abi? Genelde zaten şu olarak şat olarak içiliyor. Yani tek seferlik yudumluk ve artı genelde bizim buranın boşnak müşterileri bunu sabahleyin aç karnına içerler. Aç karnına. Sabah aç karnına. Aç karnına ilaç niyetine. Genelinde sabahları tüketilen bir şey. Biz önümüzdeki hafta burada yapıp kalkalım ya. Sen de. Abi bu aç karnına gitmez ya. İşte bu pilav çok lezzetli olmuş. Öyle. Vay be. Bu meyhane pilavı kuru etli yapılıyor. Kuru etli pilavı. İçinde kuru etli böyle. Yerli yapıştırdım. Aynen öyle. Ya bizim köfteler geliyor mu? Köfte söyledik bir tane. Tamam. Şahane. Bir de onu kaymakla yiyorlar değil mi? Genelde üstüne kaymak ve kaşar. Kaşar. Var da kaşar var da kaymak olur. Orada siz... kaymak özellikle şeyde Sırbistan'da falan kaymakla yiyorlar ama kaymak bizim bildiğimiz kaymak değil. Değil. Böyle ya, daha yağlı. Evet. Daha yoğun tuzlu. Evet. Daha yağlı. Of, biz konuşurken burada birileri bayağı. Daha yağlı. Bu neydi abi size özel galiba? Lipa salatası, közlenmiş kırmızı al biber, patlıcan, havuç, yoğurt. Lipa'ya özgü bir şey. Lipa salatası. Evet. Yusuf abi merak ettiğim bir şey var. Sucuk direkt sucuk yeniyor mu? Sucuk direkt yeniliyor. Onun çiğ şekilde de yeniliyor. Pişmiş halde de yeniliyor. O isli sucuk. Yani kuru et gibi isli pişiyor orada. Hmm. Yani normal burada bildiğimiz sucukla hiç alakası yok yani.
Tadı da çok güzel bu arada. Bayağı et gözüküyor. Şimdi buranın şu şöyle bir güzel özelliği var. Burada herkes birbirini tanıyor. Evet, masalardan. İçeri giren herkes o masaya, bu masaya, o masaya, bu masaya selam vere vere giriyor. Evet. Ve öyle oturuyor. Aile ortamı var. Aynen, hem aile ortamı hem mahalle meyhanesi. Sahte boşnak birası nasıl oluyor? Evlanıma adı, gösterir miyiz? Adından böyle bir şey. O buraya yeni gelenlere yapılıyor. Hadi afiyet olsun. Sağlığınıza. Şöyle bir çekimini yaparsan. Allah. Ses, hay ses. Anladım sahte olduğunu da ses. Onu tabii buraya böyle bir... Yani bunun her gelen ilk müşteri bunu kesinlikle yapılır. Tamam. Neyse atlattık. Bu bir ritüel aslında. Aynen öyle. Aslında şu da çok güzel. Yani hani ilk gelen müşteri yapılır diyor. Şimdi herkes tabii, tabii. Herkes tanıdık olduğu için. O yüzden hani kim daha önce gelmiş gelmemiş herkes evet yapsın. Biliniyor yani. Bana da ilk Yusuf abi yapmıştı bunu. Yaklaşık bir 5 sene önce efendim. Murat diye bir abimiz var. Buraya, evet. Aynen buraya getirmişti bizi. Ben dedim ki ben biraz söylemedim abi. Olsun olsun dedi çat diye koydu bizi. Ben böyle bir yerimden zıpladım böyle. Ne oluyor sen diye. Sen hiç panik olmazsın. Olmam ne olur biliyorsun. Öyle bir panik oldum ki o anda. Leskarisa dediğimiz bu. İçinde kuru et, kaşar var. Bu da bizim buranın boşta köftesi, parmak köfte. Leskaviça'nın altında parmak patates var. Kavrulmuş patates ve soğan, biber. Ha patates, kızarmış patates değil. Kızarmış patates, kızarmış, soğan. Üstüne de şeyi koyuyorsunuz, evet. Köfteyi. Sunumunu öyle yapıyoruz. O zaman ben sizin için köfteyle bak. Oldu, kaşar uzadı. Ben de şundan başlayayım o zaman. O yaz pamuk gibi herhalde. Aa bunu dürümlemişler zaten. Bu ne ya? Nasıl? Bayağı pamuk gibi. Köfte Balkanlar yani hakikaten. Abi en sevdiğimiz iki yemek. Köfte ve köfte. Börek. İkisi de Balkanlar'da çok iyi yapılıyor. Hatta bence dünyadaki... Evet, böreği, köftesi. Dünyadaki en iyi lezzetlerden biri bence oradaki. Şimdi bu meyhane pilavı olarak... Hiçbir restoranda böyle meyhane pilav olarak şeyli yok. Doğru. Kuriyetli yok. Sadece evet, bizim buraya özgü. Evet doğru. Kuriyetli istiklal diye geçiyor. Bize özgü sadece. Başka hiçbir yerde yok. Ebru en çok hangisini sevdin? Bana bir şöyle bir sıralama yapman gerekirse. Şuradaki... Neydi o? Oradan geldi dediği... Evet. Bosna'dan gelen kuret. Bosna'dan gelen kuret. Müthiş. Kasaptakiler şahaneydi ama buradaki yumuşaklığı, bu yağ iyice yumuşakmış, evet, evet. Farkında mısınız? Aynen öyle. Bir de yağın lezzeti de geçmiş şeye. Etin diğer yağsız aynen kısmı. Buna bayıldım. Bir de köfte. Köfte değil mi? Ama bu nasıl güzel. Hakikaten pamuk gibi. Şey de çok güzel. Bence çok özellikli. Bulgur pilavı deyip geçmemek lazım. O tabii şey ki. De parça kuru etle falan çok güzel olmuş. Yani zaten çok bir şey gerek yok. İşte tık 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 2-3 şey. Tamam. Bütün bir geceyi şey geçirdin insana. Köfteyi şuna batırsanız da. Bak Allah aşkına bir batırın. Ama işte normalde zaten öyle şeyle kaymakla servis ediyorlar, evet. Ya. Dur şurada soka var. Bu arada soka da, soka da çok güzel hakikaten. Onun üstüne köfte koy. Hmm, daha iyi. Maşallah. Ben batır demiştim. Batır. O köfteye batırdı. Sokayı köfteye batırdı. Onurcuğum biz burada kapanış yapalım mı ya, ne arkadaşlar, dersin? Arkadaşlar bilmiyorum, her seyahatiniz diyorum artık, her şeyiniz... Çekiminiz, semtiniz böyle lezzetli geçiyor ama gerçekten yediğimiz her şey güzeldi. Evet, bugün yani bugün her özellikle yerdeki her şey belki değildi ama her yerin bir yıldızı vardı bugün. Kesinlikle. Evet. Ki bu arada Pendik'te çok fazla mekan var aslında gidilebilecek. Daha fazla gidebileceğimiz restoran var ama biz işlerinden birkaç tanesini seçtik. İlerleyen zamanda gene Pendik yaparız. Çünkü Pendik çok bilinen bir gastronomi destinasyonu değil yani. İstanbul içinde yaşayıp Pendik'e hiç gelmemiş birçok insan çok, var. Çok, tabii. Tabii. Evet. Ya buraya şey yapabilirler işte, bu verdiğimiz rotanın bir benzerini mesela sabah gelip dolaşa dolaşa ailesiyle, çünkü aynen, çarşının içi de çok güzel. Aynen dolaşa öyle. Dolaşa böreğini yer, oradan tatlısını yer, gelir sonra akşamüstü burada bir demlenir falan. Bayağı bir gün geçirilebilir aslında. Geçir, yeme içme odaklı. Mesela merkez ve Boşnak Mahallesi haricinde bir de buranın marina tarafı var. Marina tarafı da çok güzel. Yani direkt denize sıfır, orada da güzel restoranlar, kafeler var. Ama bu da onlar için iyi bir alternatif rota. Kesinlikle. İşte, Antep lezzetleri çarşının içerisinde. Bosna lezzetleri. Burası zaten Bosna lezzetleri. Zaten burada nüfus ağırlıklı olarak Boşnak'ta. Keyifli bir destinasyon. Evet. Güzel bir lezzet durakları güzel diyebiliriz. Olur.
Aynen öyle. Ebru'cum çok teşekkür ederiz valla bugün geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Ne güzel oldu. Umarım seni iyi ağırlayabilmişizdir. Kesinlikle. Bol kalorili oldu birazcık ama yani ona yapacak şey yok. Hep beraber iyi ağırlandım. Evet. Neyse en azından bir hafta glutensizden değdi. Değdi, herhalde, değdi. Değil mi? Değdi diye düşünüyorum. Bununla bozduğuma yani. Değdi. Tamam. Beyaz ekmek de yiyorsa kesin değmiş. Ayıp Sürü Lezzetler'de Pendik videomuzun sonuna geldik. Biz şu an keyfimize ve oturmaya devam ediyoruz. Sizle bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.